Kumpasın en hassasları görüldüğü gibi yüzde 2 milimetre hassasiyetinde olanlardır. Peki yüzde 2 milimetre ile ölçü aldığımız zaman az önce konuştuk mutlaka çift sayılı biten bir e, sonuç olması gerekir. Yani 28,22 ya da 12,44 milimetre gibi. Ama 12,43 milimetreyi ya da 12,25 milimetreyi elimizdeki kumpaslarla ölçemeyiz. Bu yüzden başka bir ölçü aleti kullanmamız gerekiyor. Bu ölçü aletimiz ise arkadaşlar mikrometre olarak geçer. Mikrometrelerin kumpastan en büyük farkı %1 milimetre hassasiyetini ölçebilmesidir. Aynı zamanda şöyle bir dezavantajı da vardır. Mikrometreleri boy boy kullanmamız gerekir. Yani burada gördüğünüz mikrometre 25 ile 50 milimetre arasını ölçer. Bunun bir küçüğü 0 ile 25 mm arasını ölçer. Bir büyüğü ise 50 ile 75 mm arasını ölçer. Yani her 25 mm'de bir sizin mikrometreyi değiştirmeniz gerekir. O yüzden de bu küçük boydan başlayarak mikrometreler kullanılan yere göre büyüklükleri değişir. Yani mikrometreler arkadaşlar kullanılan yere göre seçilmelidir. Şimdi mikrometreyle bir ölçüm yapalım. Ölçüm yaparken öncelikle mikrometreyi nasıl tutuyoruz? Bundan bahsedelim. Mikrometre arkadaşlar özellikle şuradaki bakalit kısımdan tutmamız gerekir. Bu bakalit kısımdan şöyle şekilde tutulur ve ölçüm bu şekilde yapılır. Mikrometrenin burada bir kilit mekanizması vardır. Bu kilit mekanizması arkadaşlar yaptığımız ölçüyü sabitlemek için kullanılır. Şu anda ben bu bölümü sabitlemiş oldum. Mikrometrenin arkadaşlar şöyle serbest bırakıyoruz. Şurada bir ölçüm aralığı görülüyor. Bakın az önce konuştuğumuz gibi 25 mm ile 50 mm arasını ölçtüğü için buradaki çizgi de 25 mm'den başlamış durumda. 25'ten başlayarak Alttaki ölçü 26 mm, 27 mm bu şekilde devam eder gider. Biz mikrometre arkadaşlar buradan başlayarak yani tamburundan çeviriyoruz. Burada ise bir cırcır cır bölümü vardır. Bu da fazla kuvvet uygulamayı engellemek için kullanılır. Mikrometrede arkadaşlar ölçüm yaparken alttaki bölüm 25, üstteki çizgiler ise arkadaşlar buçuk çizgilerdir. Yani 25,50. Daha sonra 26, 26,50 daha sonra 27, 27,50 şeklinde cetvel çizgileri mevcuttur. Tam burada ise arkadaşlar görüldüğü gibi sıfırdan başlayarak 50'ye kadar giden bir aralık vardır. Dolayısıyla bir ölçü alırken bu ölçüyü biz şöyle okuyoruz. Ben biraz daha şöyle kolay bir şey seçmeye çalışıyorum. Şu şekilde diyelim ki bir ölçü alacağız. 25 mm daha sonra görüldüğü gibi 30 milimetre çizgisi, 31 milimetre, 32 milimetre, 32 milimetreden sonraki küsuratı arkadaşlar tam buradan ilave etmemiz gerekir. Yani 32 30, 35, 36, 37, 38. 32 virgül 38 milimetre olarak okunur. Şimdi başka bir örnek yapalım. Biraz ilerletiyorum görüldüğü gibi. Bakın üstteki çizgi görülmeye başladı. Şu anda arkadaşlar artık ölçüyü alırken şöyle okuyacağız. 32 mm zaten biliyorydik. Yukarıdan bir yarım milimetre daha geldi. Dolayısıyla 32,50 artı hangi çizgi çakıştıysa arkadaşlar onu ölçüyoruz. 32,71 milimetre olarak okunmalıdır. başka bir parçanın ölçümü yapalım arkadaşlar. Diyelim ki buradaki demiri ölçeceğiz. Demirin ölçüsünü bilmiyoruz. 50 mm civarında da olabilir. Biraz daha yakın da olabilir. Uzak da olabilir. Dolayısıyla da öncelikle bu araya yerleştirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya yetişmedi. Dolayısıyla da diğer mikrometreyi almam gerekiyor. Diğer mikrometreyi alıyorum. Şu şekilde tutuyorum yine parçayı. Araya yerleştirmeye çalışıyorum. Buradaki kilit mekanizmam açık olacak kilit mekanizması açık olduktan sonra buradan çevirciğimi cır çeviriyorum. Tam buru ilerletmeye devam ediyorum. Bu tam buru ilerletiyoruz. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar cecil bölümüne geçiyoruz. Şöyle parçamızı sıkıştırmış olduk. Dik bir şekilde tuttuk ve cırcırı çevirdik. Daha sonra burayı kilit mekanizmasını kapatıyorum. Daha sonra arkadaşlar bu parçayı dışarı bırakabilirim Ölçüyü rahat almak için. Ee, küçük bir hesaplama yapacağız. Hesaplamamız az önce bahsettim. Kolay aslında. Şurası cetvel bölümü. 50 ile başlıyoruz zaten. Çünkü mikrometremiz 50-75 mm aralığını ölçüyor diye. Dolayısıyla da 50 ile başlayalım. 55 çizgisi var. 51 şöyle buçuklarıyla birlikte 52, 52 buçuk, 53, 53 buçuk, 54, 54 buçuk, 55 milimetre çizgisi burası. 56, 57 çizgisi görülüyor. 56, 57. Şimdi arkadaşlar buradaki verniyelin Yani şu bölümün tam Hangi çizgisinin çakışına bakıyoruz? Altta herhangi bir çizgi görülüyor mu ona bakıyoruz. Alttaki çizgi arkadaşlar çok küçük de olsa geçmiş. Yani bu buçuk çizgisi çok az da olsa geçilmiş. Dolayısıyla da tam burumuz arkadaşlar tam şurada. Burada bu buçuk çizgisi az da olsa geçtiği için ölçü hesaplarken şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. Burası sıfır. Bakın şurada beşinci çizgi çakışmış. Dolayısıyla da bu ölçü arkadaşlar tam 5 çakıştığı için şöyle. Şöyle hesaplanacak. 55, 56, 57. 57 virgül. Bu çizgisini azıcık geçtiği için 57 virgül 50. Artı burada da 5'ini çizgi çakıştığı için 0 virgül. 5'i de yazıyoruz şuraya. Ve bunları topluyoruz. 57 virgül 55 milimetredir. Evet, bu hesaplanması da bu şekilde. 46 47 48 49 037 de burada var 49, 37 milimetredir bu civatanın uzunluğu arkadaşlar Evet bu da Derinlik mikrometresi. Bu da az önce aldığımız ölçü. Kullanımı bu şekilde. Mikrometreler bu şekilde set olarak kullanılmak zorundadır. Kullanıldığı yere göre de değişik tipte, de şekilde az önce gördüğümüz gibi derinlik mikrometresi gibi mikrometrelerde mevcuttur. İki tane farklı ölçü ayarladım. Bu ölçülerin kaç milimetreyi gösterdiğini anlamaya çalışalım. farklı bir tane daha açıyorum. Evet. Bunların arkadaşlar kaç milimetre gösteriyor acaba? Bunları okumaya çalışalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenirseniz lütfen üye olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Soru ve önerileriniz bana büyük destek olmaktadır. Ee, görüşmek üzere. İyi günler diyor.